aklı yürüten insanlar kötü insanlar. Sadece birileri onun hakkında çözüm sürecine katkı sunabilir diye düşündüğü için Ahmet Özer başkanımızı terörist kabul edeceksek, Allah aşkına o çözüm sürecini başlatan yetkilileri, kamu görevlilerini ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız? Neymiş? Hemen şu. O gün başka, bugün başka. Hemen şu tarihten öncesi şöyle, şu tarihten sonrası böyle. Kendi işlerine geldiği gibi evirip, çevirip, kıvırıp, önünü arkasına dönüştürüp, her gününü bir yalanla geçiren akılla karşı karşıyayız. Bakın, bunların yaptığı şey ne biliyor musunuz? Yolsuzluğa, hukuksuzluğa batmış, iktidarlarını korumaktan başka hiçbir şey değil. Bu kadar net. Ahmet Özer başkanımız hakkındaki iddiaların tamamı bu ölçüde uyduruktur, temelsizdir ve asla kabul etmiyoruz. Asla kabul etmiyoruz. Aklını, vicdanını başkasına kiraya vermemiş hiç kimse. Hiç kimse bu işin bir siyasi operasyon olduğunu bilir. Bugün buradan söylüyorum, biz asla dilsiz şeytan olmadık olmayacağız. Hak kimin ise o hakkı savunmak Ekrem İmamoğlu'nun boynunun borcudur kardeşim. İktidar hukukun akışını tersine çevirmiştir. İktidar ne yazık ki herkese yaftalamaktadır. Bu kardeşiniz neredeyse 6 yıldır bunların yalanlarıyla, iftiralarıyla uğraşmıyor mu? Yüzlerce uydurma teftişle, müdahalelerle uğraşmıyor mu? Ya Allah aşkına ahmak davası nedir? Böyle bir dava olur mu? İşte bunların işine biliyor musunuz? Yargı eliyle Ahmet Özer başkanımıza terörist yaftası yapıştırılıyor, tutuklanıyor. Ondan sonra da deniyor ki hadi kendini akla. Ya bu ne vicdansızlık? Biz de diyoruz ki siz sergilemekte olduğunuz bu oyunun önce hukuk olduğunu bir kanıtlayın kardeşim. Böyle hukuk olmaz. Siz önce milletin sandıktan çıkan iradesine saygılı demokratik meşruiyete sahip bir iktidar olduğunuzu kanıtlayın. Önce onu kanıtlayın. Bakın daha da önemlisi ne biliyor musunuz? Ben hep diyorum ki 86 milyon insan, 86 milyon yurttaş, 86 milyon eşit hissedar, 86 milyon benim canım, insanım diyorum her yerde. Onun için bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Bu iktidar önce bu millete olan sevgisini ve saygısını kanıtlasın. Ama kanıtlayamaz. İlk günden bugüne bunlar oy verenler vermeyenler diye ayırdı mı? Oy verenlere iyi, oy vermeyenlere terörist dedi mi? Bunlar ya bendensin ya bertarafsın dediler mi? İşte bunlar kötü insanlar. Bakın bu lafları diyenler kötü insanlar. O bakımdan sevgili dostlar, biz kardeşliğin, sevgisinin tüm kötülükleri bertaraf etmesi için buradayız.
Sevgiden daha büyük ne var Allah aşkına? Bir insanın bir insanı sevmesi için tek şey yeter. Ne deriz? Biz hepinizi çok seviyoruz. Yaradan'dan ötürü demiyor muyuz? Bunlar bütün bu ahlaklı, bütün bu erdemli, bu toprakların bize bıraktığı o güçlü mirası yok sayıyorlar. Siz, bakın söyleyeyim, bu anlamda biz bu toplumun özellikle ifade edeyim ki, eninde sonunda biz bu sorunu aşacağız. Biz bu sorunu aşacağız ve hep birlikte bu kötülükten kurtulacağız. Sevgili hemşerilerim, benim güzel insanlarım, asla vazgeçmeyelim. Asla vazgeçmeyelim. Bunlar çatışma isteyecek, kutuplaşma isteyecek, kavga isteyecek, kaos isteyecekler. Bunlar ülkenin huzurunu, vatandaşın refahını düşürmeyecekler. Bunlar milletin tek bir güne bile huzurla, güler yüzle, günaydın diyerek kalkmasını bile istemeyecekler. Bundan bile rahatsız olurlar. Ama biz buna teslim olmayacağız. Biz buna teslim olmayacağız. Bu iş, buradan söylüyorum. Ben sizinle uğraşacağım. Ben sizinle uğraşacağım. Bu kadar net. Bu kötülükle mücadeleyi büyüteceğiz. Cumhuriyetin ve demokrasinin çürütülmesine asla seyirci kalmayacağız. Asla seyirci kalmayacağız. Atamızın, milletimizin bize emaneti olan bu cumhuriyeti 100 yıllar yaşatacağız. Asla bu cumhuriyeti geldiği yere o oligarşik, monarşik anlayışa, otoriter anlayışa asla teslim etmeyeceğiz. Cumhuriyetimizin ve ülkemizi yoran bu zikzaklarla zorlu dönemi bitirip dün ne başardıysak yarın da birlikte başaracağız. Bunları ne yapacağız biliyor musunuz? Hep birlikte evine göndereceğiz, evine. Hep birlikte evine göndereceğiz. Değerli dostlarım, bizi ne yasaklar, ne mahkemeler, ne tehditler, ne de kumpaslar durduramaz. Milletin sözünün başladığı yerde muktedir olduğunu düşünenlerin zulmü biter, bunu unutmayın. Zulmü biter. Zalimin zulmünü yok edecek olan demokrasilerde milletin sözüdür. Hani var ya, yeter söz milletin dendiği yıllar da vardır. Ama en güzeli ne biliyor musunuz? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.